Geldikten sonra ben Tabii. başlayabilirim. Şu an YouTube bağlantımız da yapılmış oldu. Merhabalar herkese. TMOD Meteoroloji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak pandeminin başlangıcından bu yana yaptığımız 35. canlı yayınımız bu. Katılan herkese tekrardan merhabalar diyoruz. Bu haftaki canlı yayınımızda Esen Ercan Alp bizlerle olacak. Odamızın 8, 9 ve 10. dönemde de yönetim kurulunda bulunmuştu hocamız. Ben aslında sizi de çok fazla uzatmadan moderatörümüz Alişan Yılmaz'a iletiyorum. Sadece küçük bir ekleme yapacağım. Hocamızın sunumu sonrasında herhangi bir sorunuz olması durumunda da chat kısmından bizlere iletebilirsiniz. Biz de moderatörümüz aracılığıyla kendilerine sorularınızı iletebiliriz. Tekrardan güzel bir yayın olması dileğiyle. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Yeni malzemeler nasıl keşfedilir konulu bu canlı yayınımıza. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Esen Ercan Alp bizlerle birlikte olacaklar. Bu konuşmada, bu etkinlikte son 50 yıl içerisinde keşfedilen bazı yeni sınıf malzemelerden yola çıkılarak malzeme biliminin gelişmesi ve bugünkü durumu hocamız tarafından ele alınacak. Hocamdan biraz bahsetmem gerekirse, Doktor Esen Ercan Alp ODTÜ'den 1976 yılının mezunudur. Kendisi 1980 yılından beri yurt dışında çalışmaktadır. 1984'ten bu yana Argonne National Laboratory'de X ışınları optiği, X ışınları ve Mössbauer spektroskopisi ve yeni malzemelerin termodinamik ve elastik özelliklerini ölçen yeni teknikler geliştirmiştir. 1984 yılında Advanced Photon Source olarak bilinen dünyanın önde gelen hızlandırıcı tabanlı sinkrotron projesinin kurucuları arasında yer alıp burada nükleer rezonans ve inelastik X ışınları spektroskopisi tekniklerini geliştirmiş ve bu çabalarından ötürü laboratuvarda Argonne Distinguished Fellow mertebesine ulaşmıştır. 1999'da Chicago Üniversitesi Yılın Bilim Adamı ödülünü, son olarak da 2019'da Uluslararası Mössbauer Spektroskopisi ödülünü almıştır. Ercan Alp 22 yıldır Ürdün'deki Sesame Sinkotron Projesi'nin Uluslararası Bilimsel Danışma Komitesi Başkanlığı ve Teknik Komite üyeliklerinde bulunmuş ve bu görevlerini halen sürdürmektedir. 2008 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yeni kurulmakta olan UNAM projesine destek vermek için malzeme bilimi dersi vermiştir. 2008-2018 yılları arasında Türk Hızlandırıcı Merkezi ve Tarla Projesi'nde yer almış, Uluslararası Danışma Komitesi'ni kurarak başkanlık etmiştir. Ercan Alp 2014-2017 arasında Amerikan Fizik Derneği'nin Uluslararası Fizik Forumu'na da başkanlık yapmıştır. Aynı zamanda Bilim Akademisi üyesidir. Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Arzu ederseniz sunumunuzla başlayabiliriz. Teşekkür ederim Alişan, güzel tanıtım için. Ben de herkese iyi akşamlar dileyerek başlayayım. Özellikle İrfan Türkoğlu ve Alişan Bey'e teşekkür ediyorum böyle bir toplantıyı düzenledikleri için. Bu toplantının aslında motivasyonunu Selçuk Harputlu ve Talat Çamlıdere'nin son konuşması sağladı. Ben o konuşmayı izlediğim sırada bu kıymetli sınıf arkadaşlarımın Türkiye'deki tecrübelerini görünce ben de dedim yurt dışındaki tecrübelerimi hiç olmazsa bir aktarayım. O yüzden onlara yazdım. Onlar fikri beğenince size ulaştık. Öyle bir şey oldu, etkileşim oldu. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Birçok arkadaşımı görme fırsatı alamamıştım. Şimdi en azından isimlerinizi görüyorum. Hepinize de iyi akşamlar. Beşiktaş şampiyon olduğuna göre artık konumuza dönebiliriz. Bir sorun kalmadı. Geçen hafta ertelememizin sebebi de oydu. İsterseniz ekranımı share ederek başlayayım, değil mi? Tabii hocam. Ekranınızı görebiliyoruz. Tamam. Güzel. Yeni malzemeler nasıl keşfedilir ve geliştirilir sorunu aslında sizlerin de sık sık karşılaştığınız
yeni bir şey, yani yeni bir konu olmamış gibi gözükebilir. Ama yine de detaylarına baktığınız zaman aslında çok son derece ilginç yönleri var. Birinci söylemek istediğim konu bilinçli keşifle ilgili. Yeni malzemeleri keşfetmek ve geliştirmek aslında insanlık ve medeniyet tarihinin tamamını kapsar. Yeni bir şey değil. Ama bilinçli olarak keşfedilen, geliştirilen malzemeler konusuna geldiğimiz zaman son yüzyılda daha fazla bir ivme kazandığını görüyoruz. Bunun nedenleri var tabii ki. Yapacağımız bu gözlemler sırasında aynı zamanda malzeme biliminin de kısa bir tarihçesini gözden geçirmiş olacağız. Bilinçli olarak keşfedilenden neyi kastettiğimi söylemek isterim ilk önce. Birincisi, malzemenin kristal ve amorf yapısını anlamış olmamız gerekir eğer keşfedeceksek. İkincisi, malzemeyi oluşturan atomların elektronik yapısını bilmemiz gerekir. Buna orbital ve spin momentler de dahil. Çünkü bunlar da sonuç olarak kolektif behavior'ı etkileyen konular. Üçüncüsü, malzemenin hiyerarşik yapısı hakkında bir fikrimizin olması lazım. Yani nanometre ölçeğindeki malzemeyi bilmemiz lazım. Aynı malzemenin mikrometre ölçeğindeki özelliklerini bilmemiz lazım. Keza aynı malzemenin milimetre ölçeğindeki özelliklerini bilmemiz lazım ki geliştirdik diyebilelim. Bu hiyerarşik yapı malzemecilerin ana alanı. Sadece malzemeyi, kristal yapısını bilmek, elektronik yapısını bilmek yetmiyor. Aynı zamanda hacim hataları, çizgi hataları, nokta hataları dediğimiz defektlerin özellikleri, kolektif özellikleri nasıl etkilediğini bulmamız lazım. Kolektif özellikler neyi kastettiğimi de hemen söyleyeyim. Mekanik, elektrik, manyetik, optik, termal ve elastik özellikler kolektif özelliklerdir. Bu ne demek? Çok küçük bir değişiklikle malzemeyi yalıtkandan iletkene, iletkenden süper iletkene götürmek mümkündür. Bu tamamen içerideki kompozisyona yapacağınız ufak müdahalelerle büyük ölçüde değişiklikler sağlamak demektir. O yüzden bütün detaylarına vakıf olmamız lazım. Bir de malzemenin kullanılacağı sıcaklık ve basınç ve çalışma ortamlarında, örneğin korozif ortamlarda ya da yüksek sıcaklıkta çalışacaksa bunun o özelliklerinin o ortamlardaki özelliklerine ulaştırılması gerekir. Bir başka şey de tabii maliyet ve çevreye olan etkisi ve en önemlisi de şu günlerde sürdürülebilir olması. Dolayısıyla malzeme keşfediyoruz ve geliştiriyoruz diyorsak hem maliyetini düşünmemiz lazım, hem çevreye olan yaptığı etkiyi görmemiz lazım, hem de bunun sürdürülebilir olup olmadığını tahmin etmemiz lazım, doğru tahmin etmemiz lazım. Aslında konuşmanın sonuna doğru bazı şeyler söyleyeceğim ama onları genellikle konuşma sırasında insan unutuyor. Onun için esas söylemek istediklerimi baştan söylemek istiyorum. Birincisi, temel bilimsel keşifler ancak temel bilimsel keşifler malzeme bilimini mümkün kılmıştır. Bundan kastettiğim şu, atomun yapısı, molekülün yapısı, elektron, proton, nötron, pozitron, miyon, nötrino bunlar bilinmeden malzeme bilimi olmazdı. Bunların tamamı 1932 yılında tamamlandı. Yani üzerinden henüz daha 90 yıl geçti, 100 yıl bile değil. Bu parçacıklar ve bu parçacıkların özellikleri olmasaydı bugün malzeme biliminden söz etmeyecektik. İkinci konu temel bilimsel teorik keşifler. Eğer bana sorarsanız 1900'lü yılların yani 20. yüzyılın 3 önemli teorik keşfi nedir diye birincisi kuantum, ikincisi kuantum, üçüncüsü de kuantum derdim. Çünkü kuantum mekanik olmadan ve kuantum fiziği olmadan bugünkü malzemelerden söz etmiyor olacaktık. Hatta Avrupa Fizik Derneklerinin yaptığı bir çalışmaya göre şu anda dünya ekonomisinin %60'dan fazlasının kuantum üzerinden gittiğini tahmin edebiliyoruz. Aynı dönemde ölçüm aletlerinde de muhteşem gelişmeler oldu. İşte elektron mikroskoplarının çözünürlüğü atom seviyesine ulaştı. Sinkrotronik ışınlarının çözünürlüğü nanometre düzeyine ulaştı. Nötron saçılım kaynakları inşa edildi. Serbest elektron lazerleri çıktı. Çok yüksek manyetik alanlar yapabiliyoruz. 125 Tesla'yı geçen manyetik alanlar yaratabiliyoruz. Yer çekimsiz malzeme sentezlemeyi öğrendik uluslararası istasyonda, uzaydaki. Dolayısıyla büyük gelişmeler oldu aynı dönem içinde. Bir başka gelişme de
hassas ölçümler yapabilmeyi öğrendik. Örneğin bir Newton'un 10 üzeri eksi 24'te 1'i olan yokta Newton'u ölçebiliyoruz. Yani iki atom yan yana geçerken birbirlerine merhaba dese onların aralarındaki etkileşimin gücünü ölçme yeteneğimiz var. Bir atofarad ölçebiliyoruz. 10 üzeri eksi 18 farad. Zeptosaniye ölçebiliyoruz. Zeptosaniyeyi ben de merak ettim nedir diye. 10 üzeri eksi 21 saniyeyi kolay kolay visualize etmek zor. Ama bir hesap ettim ki bir ışık hızıyla giden bir parçacığın çekirdeğin yani atom çekirdeğini geçmesi için gerekli zaman 10 üzeri eksi 21 saniye. Ve bu ölçülebiliyor. Diyebilirsiniz ki hocam bunun o kadar önemi var mı malzeme biliminde? Örneğin atofaradı alalım. Eğer pikofarad ölçmezseniz piezoelektrik malzemelere feedback yapmanız zor. Piezoelektrik malzemelerden hassas MEMS cihazları ya da nanoradyan mertebesine dönme aletleri yapmak istiyorsanız kapasitif feedback denen bir teknik kullanmak zorundasınız. Bu da faradı doğru ölçmekle mümkün. Bu eğer 10 üzeri eksi 18'i gerektiriyorsa onu o ölçme yönteminde geliştirmiş olmanız lazım. Bir başka konu araştırmaların finansmanı ve bu işi yapan kurumların evrime uğrayarak gelişmesidir. Bunu konuya değineceğim ileride. Ulusal laboratuvarlar, ulusal enstitüler, örnek olarak Almanya'da Max Planck'ı verebiliriz. Fransa'da CNRS'i verebiliriz. Amerika'da ulusal laboratuvarları verebiliriz. Çin'de Chinese Academy of Science'ı verebiliriz. Diğer ülkelerde de buna benzer laboratuvarlar vardır. Ve ancak böyle kapsamlı laboratuvarların olduğu yerlerde malzeme bilimi gelişir. Bir şekilde... Bir başka konuda Türkiye'de çok sıkla konuşulan ama hiç mesafe kaydedilemeyen bir konu devlet, sanayi ve üniversite üçgeninin çalışır hale gelmesidir. Buradan kastettiğim şudur, her ne kadar büyük paralar devletten gelse de devlet üniversitelerin içine karışmaz. Devlet sanayinin de işine karışmaz. Ancak ne zaman ki onları bir yola sokması gerekir, parasıyla kontrol eder, o kadar. Bizdeki gibi böyle çok aşırı kontrol mekanizması yoktur üniversiteler üzerinde. Dolayısıyla üniversiteler kendi aralarında sanayiyle birleşip devletten aldığı parayla çok rahatlıkla büyük çaplı projelere girişme olanağı bulmuşlardır. Teknoloji, uygulamalı bilimler ve temel bilimler. Bu üçlemenin ortadan kalkması gerekir. Bundan kastettiğim de şu. Örneğin aynı üniversitenin içinde ben temel bilimciyim, uygulamalı bilimler beni ilgilendirmiyor ya da ben teknoloji geliştiriyorum, bana ne temel bilimlerden demek lüksü artık kalmamıştır. Bu üçü aynı anda, aynı binada, aynı konu üzerinde çalışabilmeli. Bunu yapmadığınız takdirde yaptığınız çalışmanın malzeme keşiflerinin bir yere gitmesi mümkün değil. Ve bu teknoloji kısmını çok da fazla anlamıyoruz aslında yani gördüğüm kadarıyla. Bir başka konu yönlendirilmiş fonlar. Mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kuantum bilişim teknolojilerine milyarlarca dolar para yatırılıyor. Bu devletten gelen para. Özel şirketler Google, Apple gibi, IBM gibi şirketler de milyarlarca dolar yatırıyor. Demek ki buradan bir patlama olacak. Çünkü bu kadar emek verilen ve bu kadar üst düzeyde sürdürülen çalışmaların sonuç vermemesi mümkün değil. Keza nanoteknolojiye bakarsanız bundan 15 yıl önce yine Amerikan Başkanı'nın yarattığı birkaç milyar dolarlık teknolojiyle kurulan merkezlerde yeşerdi nanoteknoloji. Bugünlerde yine çok moda olan yeşil hidrojen yani çevreye zarar vermeden suyu ayrıştırıp hidrojen üretme fikri hala büyük ölçüde destek görüyor. Demek ki yönlendirilmiş fonlar 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl süreyle bir alanı sürmeye yetiyor. Bunlar olduğu zaman yeni malzemelerden söz edebiliyoruz. Eski bir malzemeyle başlayalım. Sizi çok fazla bilmediğiniz alanlara götürmek yerine bildiğiniz bir alandan başlayalım istiyorum. Bu gördüğünüz diyagram hepimizin ezbere öğrendiği işte time temperature transformation bir çeliğin özelliklerini kontrol edebilmemizi sağlayan çok meşhur bir diyagram. Burada değişik şeyler görüyoruz işte austenite, bainite filan. Peki biz bu diyagramı yani bu çeliğe su verme işi yeni bir şey mi? Hayır.
Ben de bunu yeni öğrendim. Homer'in Odise destanında bahsediyor. Diyor ki bir demirci baltasını soğuk suya, sıcak baltasını soğuk suya batırarak kuvvetli hale getirir diyor. Demek ki bundan 2800 yıl önce de aslında demirciler bu işte bir bit yeniği olduğunu farkındalar. Yani çeliği alıp, demiri alıp hızlı soğuttuğunuz zaman bir şeyler oluyor. Fakat ne olduğu konusunu çok sonra öğreniyoruz. İngiltere'de 1890'da Sir Robert Austen denen adam Austenite'ı buluyor. Yani bu çeliğin, bugün biz FCC demir diye bildiğimiz face centered cubic demiri bulan adam 1890 yılında Austen. Keza Almanya'da Adolf Martens yine aynı yılda Martensit'i buluyor. Yani Martensit'in ne olduğunu anlıyor, öyle söyleyeyim. Çünkü Martensit var. Japon çeliğinde de var, işte Odise'de de var gördüğümüz gibi ama ne olduğunu buluyor. Bunun üzerine Amerikalı Bainite'da Edgar Bain 1920 yılında bunların ikisinin arasındaki fazı buluyor. Bu fazları bulduktan sonra ancak biz çeliğe hükmedebiliyoruz. Ki bu diyagramın üzerinde herhalde milyarlarca dolar her yıl dönüyor. Çünkü bu olmadan çeliğe istediğimiz özelliği kazandıramıyoruz. Demek ki bilinçli yapmakla bilinçsiz yapmak arasında bir fark var. Çünkü birinde istediğiniz mikrostruktüre ulaşmak için gerekli bütün yolları bulmak mümkün. Dünyada ilk malzeme bölümü ne zaman kurulmuş diye baktım. Bizim burada Northwestern Üniversitesi var, buraya birkaç kilometre uzakta. İlk malzeme bilim bölümü 1958 yılında Northwestern'da kuruluyor. Daha sonra şu anda dünyadaki en iyi bölümler nedir diye bakacak olursak MIT, Stanford, Singapur'daki Nanyang Technological University, Cambridge, İngiltere'de, Amerika'da Berkeley, Kaliforniya, İsviçre'de EPFL, Amerika'da yine Harvard, İngiltere'de Oxford, İngiltere'de Imperial College ve Amerika'da Northwestern. Gördüğünüz gibi büyük ölçüde İngiltere, Amerika ağırlıklı malzeme bilimindeki en iyi bölümler. Malzeme biliminin gelişmesine Amerikan şirketlerinin de çok büyük katkısı var. 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda RCA, Westinghouse, Fairchild, Bell Labs, Hewlett-Packard, Intel bunların büyük katkısı olmuş. Keza General Electric, özellikle General Motors, bunlar magnetlerin geliştirilmesinde, bu neodymium iron boron magnetlerinin geliştirilmesinde. Xerox, 3M, Hughes Aircraft, Battelle Memorial, kimya dalında Dow Chemical, DuPont, Corning Glass, Pfizer, Lockheed Martin, Apple, bunların hepsi trilyonlarca dolar parayı yıllar boyunca bu işlere yatırmışlar ve o sayede zengin olmuşlar. Demek ki malzeme biliminin ekonomik çıktısı aslında bizim tahmin ettiğimizin çok 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 üstünde. İkinci Dünya Savaşı sırasında malzeme konusundaki kısıtlamaların ancak bilimsel yöntemlerle aşılabileceği kanısı yaygınlaşıyor. Bunun üzerine Amerikan Başkanı Eisenhower'a danışmanlık yapan Bilimsel Danışma Komitesi'nin de önerisiyle 1958 yılında Harvard, MIT, Brown, Stanford ve Chicago üniversitelerine destek kararı veriyorlar. 1959 yılında da Van Vleck'in ilk kitabı yayınlanıyor. Bu kitabın ilk 5 chapter'ı atomik yapıyla mekanik özellikler arasındaki ilişkiyi kapsar. Çok ilginçtir. Ben bu kitabı herhalde birkaç yüz defa okumuşumdur. Ama ilk defa dün baktığımda fark ettim. 5. chapter'daki yarı iletkenler kısmında silisyumun adı bile geçmiyor. 1959 yılındayız. Silisyumun henüz daha adı geçmiyor. Aynı dönemde Bell laboratuvarlarında New York'ta ve New Jersey'de bir Mısırlı var. Mısır Kahire Üniversitesi'nde mezun olmuş. Amerika'ya gelip Purdue Üniversitesi'nde makine mühendisliği doktorası yapmış. Fluid flow üzerine, yani fluid mechanics üzerine çalışan bir adam, Muhammed Atala. Bu adam PN junction'larda, yani elektronların yoğun olduğu ve az olduğu semiconductor junction'larda bir türlü doğru dürüst çalışmamasının nedeninin burada oluşan oksitlerin olduğunu farkına varıyor ve
kendisi çok fazla akışkanlar mekaniği bildiği için metal oxide semiconductor diye bir şey geliştiriyor, MOS. Sonra bunu CMOS'a çeviriyor. CMOS giderek kendini light emitting diode dediğimiz LED'lere bırakıyor. Ve bu adam Hewlett-Packard'ın şeyini kuruyor, Bell Laboratuvarı'ndan ayrılıp. Oradan Fairchild'a geçiyor. En sonunda kendi kripto teknolojisini kurup bugün PIN diye adlandırdığımız Personal Identification Number'ı geliştiren adam. İlginç birisi. CMOS deyip geçmeyin. CMOS ve MOSFET, yani Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, bugün modern elektroniğin temel taşı. Dünyada en çok kullanılan ve üretilen cihaz bu. Ne kadar diye sorarsanız sadece 2018 yılında 13 sextillion adet üretilmiş. Ben de şimdi sextillion'ı anlamaya çalıştım yine, nedir bu diye. Yaklaşık 1 gram silisyum atomundaki atom sayısı kadar CMOS üretiyoruz dünyada bugün. Yani Avogadro sayısına yakın bir sayı. İnanılmaz bir şey. Çünkü bunun sayesinde mikro elektronik devrimi yaratılmış, mikro işlemci devrimi olmuş, mikro bilgisayar devrimi olmuş. Modern dijital elektronik bunun üzerinden çalışıyor. Information technology dediğimiz teknoloji bunun üzerine doğmuş ve bilgi çağının doğuşunu sağlamış. Yani bugün Wikipedia'yı hepimiz kullanabiliyorsak, WhatsApp'ı kullanabiliyorsak, bilgi alışveriş yapabiliyorsak CMOS sayesinde ve bu Muhammed Attala sayesinde. Bakarsanız burada aslında size anlatmak istediğim konunun özünü göreceğiz. 1971 yılında 10 mikron olan çizgi kalınlığı bu MOSFET'lerin 10 yıl içinde 1981'de 1 mikrona iniyor. Bir 10 yıl sonra 0.3 mikrona iniyor. Bir 10 yıl sonra 0.1 mikrona iniyor. Bir 10 yıl daha verdiğiniz zaman 22 nanometre, yani 0.02 mikrometreye iniyor. Bir 10 yıl daha geçtiği zaman günümüzde 3 nanometreye. 10 mikrondan 3 nanometreye giderseniz 3000 misli bir gelişme var. Bunun alana vurduğunuz zaman milyon kere fark ettiğini görüyorsunuz. Demek ki aynı alana biz 1 milyon defa daha fazla CMOS koyabiliyoruz. O yüzden elektronik küçülüyor, o yüzden hafıza büyüyor, o yüzden kameralarda piksel resolution artıyor, o yüzden kameraların dinamik range'i, o yüzden geceleyin video çekebiliyoruz. Bunun, yani burada bunu anlatmak istememin sebebi şu: buluş yapmak yetmiyor, bunun arkasından 50 yıl boyunca improve etmeniz lazım. Sürekli geliştirmeniz lazım ki bu buluşun bir ekonomik getirisi olsun size. Bu işin peki şeyi kim? Yani sorumlusu kim? Üç adam. John Bardeen, William Shockley ve Walter Brattain. Bunlar transistörü 1948 yılında Bell Laboratuvarı'nda geliştiren üç fizikçi. Peki bunu ekonomik hale getiren ve insanların kullanımına getiren kim? Muhammed Attala. Demek ki burada hem fizikçiler hem makine mühendisleri bir araya gelmişler. Yani aynı gün aynı tarihte değil. Ama kafa olarak bir araya gelip aradan 10 yıl bir süre geçiyor. Bu adamlar modern çağ yaratmışlar. Böyle bir şey malzeme bilimi. Malzeme bilimi kitaplarına bir göz atayım dedim. İlk kitap 1959 Van Vleck, Michigan Üniversitesi'nde yayınlamış ve de ismi de çok ilginç. Elements of Material Science and Engineering. Yani bugün bir kitap yazıp koysanız isim, daha iyi bir isim koyamazsınız. Bu kitap bilmiyorum tam ne zaman ama İTÜ'de Recep Safoğlu tarafından Türkçe'ye de çevrilmiş. İTÜ'lü arkadaşlardan bilen varsa bana bu bilgiyi iletirlerse sevinirim, çünkü eklemek istiyorum. Ortada gördüğünüz panelde 4 kitap var. Biz üniversitede okurken ODTÜ'de birinci kitapla başladık, yani MET 201 dersi, Introduction to Material Science, birinci kitap. Bu kitaplar John Wolfe tarafından MIT'de hazırlanmış, 4 cilt. Biz ODTÜ'de bu 4 cildi bitiremedik 4 yılda. Ve ben mezun olduktan sonra da bu kitapları birkaç yüz defa okumak zorunda kaldım. Çünkü uzunca bir dönem malzeme dersi verdim. Ve her okuyuşumda Allah Allah, bu da mı varmış bu kitapta diyorum. Yani bugün bile okusam emin olun öğrenilecek şeyler var bu kitabın içinde. Bir de beni çok yararlandığım kitaplardan birisi 1973 baskılı Manchester'da Peter Wilkinson yazdığı Solid State Theory in Metallurgy. Burada gördüğünüz, kapaktaki gördüğünüz resim aslında bugün
band gap engineering dediğimiz ve güneş pillerinin çalışmasını sağlayan teorinin resmidir. Dolayısıyla katı fiziği olmadan da malzeme biliminin yol alması mümkün olmayacaktı. Biraz da daha geriye gideyim, bakayım dedim ne zaman olmuş bu işler. Çok kısa iki slide'la geçeceğim bu konuyu. Aslında biz 1911 yılına gelene kadar atom hakkında doğru dürüst bir bilgimiz yok. İşte bilardo topu gibi düşünüyoruz, yok işte plum gibi düşünüyoruz falan ama aslında atomun çekirdekten ve elektronlardan olduğunu Rutherford'un deneyiyle 1911'de anlıyoruz. Rutherford bir ince bir altın folyoya alfa parçacıkları yani helyum atomunu yolluyor ve geriye geldiğinde şaşırıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey diye. Ve sonunda anlıyor ki çekirdek diye bir şey var ortada ve oldukça da yoğun bir şey, madde. Dolayısıyla 1911 yılında çekirdeğinden bahsedince hemen Niels Bohr, Danimarka'da, ki bugün Bohr Enstitüsü var biliyorsunuz, 1913 yılında atomun bugünkü anladığımız anlamda bir modelini sunuyor. Fakat Bohr'un modelinde elektronlar yörüngede dolanıyorlar. Aslında öyle olmadığını Edwin Schrödinger ve Werner Heisenberg bize 1926'da kuantum mekanikle şunu gösteriyor ki elektronlar bir bulut gibi. Bir tarafta localize edilmiş değil ama belli orbitallerde yoğunlaşmış bir şekilde dolanıyorlar. 1932 yılında Paul Dirac, ki sanıyorum 1900'lü yılların bir numaralı fizikçisi budur herhalde, pozitronu tahmin eden relativistik Schrödinger denklemini çözüyor ve James Chadwick de nötronu bulunca aslında modern fizik dediğimiz, modern science dediğimiz dönem bence 1932 yılında büyük ölçüde tamamlanmış oluyor. Burada şunu görüyoruz. Demek ki 100 yıl önce aslında atomun ne olduğunu bilmiyoruz. Kuantum mekaniği de bilmiyoruz. Nötronu da bilmiyoruz. Fotonu da bilmiyoruz. Fononu da bilmiyoruz. Yani bu bugün malzeme bilimi dediğimiz geniş malzemeler, yeni malzemeler geliştirmenin ana yapısı 100 yıl önce yoktu. Bu yeni bir şey insanlık tarihinde. O nedenle o yıllarda malzeme biliminden söz etmiyoruz. 1960'tan sonra malzeme bilimi geliyor aslında. Bu gördüğünüz yakışıklı adam Wilhelm Röntgen, X ışınlarının bulucusu. 1895 yılında X ışınlarını buluyor ama ne bulduğunu bilmediği için adına X diyor. Ve Nobel ödülünü 1901'de alırken de henüz daha X'in ne olduğu aslında bilinmiyor. Yani parçacık mı değil mi, elektromanyetik dalga mı değil mi tartışılırken Nobel Fizik Komitesi kendisine ilk Nobel ödülünü veriyor. Bunu 1914 yılında Alman Max von Laue takip ediyor. Bu adam çok muhteşem bir teorikçi ve elektron X ışınlarının kristaller içinden geçerken nasıl bir interferans olduğunu bize gösteriyor. Fakat çok kompleks teorisi. Yani Almancasını da okudum ben o makalenin. Çok güzel ama çok kompleks. Bunu çok basit hale getiren İngilizler var. İki tane baba oğul Williams ve Lawrence Bragg. 1915 yılında Laue'den bir yıl sonra şu meşhur denklemi yazıyorlar. Lambda eşit 2D sin theta. Bu denklem olmadan biz bugün hiçbir malzemenin kristal yapısını bulamayız. Esas denklem bu. Eğer bunu o zamanlar patentlemiş olsalardı bugün bu insanların çocukları herhalde süper milyarder olarak ortalarda dolanıyor olacaklardı. Fakat bu baba oğul Williams kenarlarında da kavgalılar. Biraz kibar bir kavga yalnız, açık bir kavga değil. Williams oğlan şeye inanıyor, pardon baba Williams parçacık olduğuna inanıyor fotonların. Oğlan Bragg ise dalga olduğundan emin. Dolayısıyla ikisinin arasında bir sürtüşme var. Bir de Max von Laue ile geçinemiyorlar. 1914'te Nobel ödülü verilince kendisine Almanlara baba Bragg çok kırılıyor. Fakat o sene Nobel ödülü yapılamadığı için savaştan ötürü ikinci sene kendisi alıyor Nobel ödülünü. Aradan 3 yıl geçtikten sonra 1919'da Nobel ödülleri dağıtılırken baba Williams ben o adamın yanına gitmem diyor. Hatta kötü bir kelime kullanıyor. Orada tekrar etmeyeyim bunu. Ve aralarında böyle bir animosity de var ki bugün bile
Almanlarla İngilizler arasında X ışınları konusunda büyük bir yarışma vardır ve bu animosity devam eder. Bir de bu işlerin gizli bir kahramanı var. Henry Moseley. Ben Henry Moseley adına Türkiye'de iki tane yaz okulu düzenledim. Sebebini de hemen göstereceğim size. Moseley ne iş yapmış? Moseley'in çizdiği bu diyagram 1914 yılında dünyadaki en iyi üç grafikten birisi olarak tanınıyor. Bu aslında modern bilimin doğuşunun belgesidir. X ekseninde çıkan, X ışınları çıkan yani floresan dalgaların kare kökü vardır. Y ekseninde ise integer rakamlar vardır. 1, 2, 3, 4, 5, işte 90'a kadar, 80'e kadar giden. Bu çizgi halinde olması şu kanunun geçerli olduğunu gösteriyor. Yani çıkan dalga boyunun frekansı Z yani atomic number'la lineer olarak gidiyor, integer olarak gidiyor. Buradan yola çıkarak biz nasıl Mendeleyev galyum ve germanyumu elementleri dizerek bulduysa Moseley'de teknesyum, promethium, hafnium, osmium, rhenium gibi elementleri bu tabloyu çizerek, bu grafiği çizerek buluyor. Fakat onun da döneminde açıklayamadığı bir şey var. Neden burada iki çizgi var, neden burada dört çizgi var? Bunu ancak Paul Dirac bize öğretiyor. Derse çevirmek istemediğim için geçiyorum detayını. Fakat Moseley 1914 yılında bu işleri başardıktan sonra Türkiye'ye geliyor 1915 yılında. İngilizler Türkiye'ye 1915 yılında niye gelir? Çanakkale'ye geliyorlar. Ve çıktığının ertesi günü bir kurşunla öldürülüyor. Ve Çanakkale'de gömülü Moseley. Hangi mezarlığa gömüldüğü belli ama nerede gömüldüğü belli değil. Moseley ile birlikte çok ilginçtir. Lawrence Bragg'in kardeşi Robert Bragg de ölüyor. O da orada gömülü. Bunun üzerine Rutherford Churchill'i ikna ediyor ve İngiltere'de bir kanun çıkarıyorlar. Kesinlikle bilim adamlarından savaşçı olamaz diye. Ve bu Moseley eğer Nobel yaşasaydı, 27 yaşında ölüyor, yaşasaydı herhalde Nobel ödülünü o sene alacaktı. Burada X ışınları spektroskopisine girmek istemiyorum ama şunu belirtmek istiyorum. Bunlar, bu gördüğünüz enerji seviyeleri kuantum mekanikle ve relativistik kuantum mekanikle açıklanabilen enerji seviyeleri. Bunların arasındaki mesafe bütün elementler için biliniyor. Örneğin, iridium var mı diye bakarsanız bir uzaydan gelmiş bir asteroidin içine, biliyorsunuz iridium madenciliği Türkiye'de çok popülerdi geçen sene. O asteroidin içinde iridium var mı yok mu diye bakarsanız bir meteor parçasını alıp bakmanız lazım. 76 kilovoltluk elektronlar, elektron X ışını varsa elinizde, hatta bu biraz daha yüksek. O zaman bu çıkan K alfa ya da L alfa ışıklarına bakarak evet iridium var ve de şu kadar var demek mümkün. Yani bugün periyodik tablodaki elementlerin nerede olduğunu, elimizdeki malzemenin neresinde olduğunu bulmak istiyorsak X ışınları floresans mikroskopisiyle birkaç nanometre çözünürlükte yapmamız mümkün. Peki bu demin gösterdiğim uranyum mesela 115 kilo elektron volt gerekiyor ama hidrojen 13 elektron volt gerekiyor. Demek ki bizim elimizde bir X ışını kaynağı olması lazım ki hem 13 elektron volt üretsin hem 115 kilo elektron volt üretsin. Böyle bir kaynak şeyde mümkün değil, laboratuvarda mümkün değil. Ne yapacağız o zaman? Bir elektron sinkrotronuna ihtiyacımız var. Şu gördüğünüz küçük makine gibi. Bu içine 4 tane futbol sahası koyabilirsiniz bu makinenin. Ve bu sayede biz bütün dalga boylarında yani 10 elektron volt ultraviyoleden hard x-ray'e kadar olan bütün dalga boylarında çok şiddetli X ışınları üretip bütün bu elementleri tek tek bulabiliyoruz. Elementleri bulduğumuz zaman çeliği kuvvetlendirecek siryum mudur, itrium mudur, bütün lantanitlerin nereye gittiğini bulabiliyoruz demektir. Grain boundary'e mi gidecek, içine mi girecek, nereye gidecek bunu bulmak mümkün. Keza prostat kanserini geliştirmek isteyen bir ilaç geliştirmek isteyen bir doktor verdiği gadolinyumlu ilacın hücrenin içine mi girdi, çeperinde mi kaldı bunu bulabilecek durumda. Bugün modern X ışınları makinelerine bakarsanız laboratuvardakilere hiç benzemiyor. Çünkü birkaç nanosaniyede şey yapmak mümkün, diffraction almak mümkün ve artık çok şey dinamik hale geldi.
Size konuşmamın başında söz vermiştim. Yeni malzemeler nasıl keşfediliyor diye. Bunlardan ilginç olan bir tanesi karbon. Bir tanesi de hidrojen. Size birazcık karbonun hikayesini anlatacağım, birazcık da hidrojenin. Umarım sıkılmıyorsunuzdur çünkü yüzünüzü göremiyorum. Ama benimle beraber olduğunuzu düşünüyorum. Karbon evrende dördüncü bol element, hidrojen, helyum ve oksijenden sonra sentezlenmiş, dünyanın Big Bang'den sonra ilk oluşan, birkaç nanosaniye içinde oluşan elementlerden bir tanesi. Fakat aradan 13 milyar yıl geçtikten sonra 1789'da Anton Lavoisier tarafından evet bu bir elementtir diye tanımlanmış. Eğer Eiffel Kulesi'ne giderseniz günün birinde Covid kalktıktan sonra şu ikinci katın orada bu isimleri göreceksiniz. Bu dört tarafına da yazıldır isimler. Bunlardan bir tanesi Lavoisier'dir. Fakat Lavoisier çok talihsiz bir şekilde Fransız devriminden 5 yıl sonra yanlış yere suçlanarak giyotinde kafasını vermiştir. Ve bu töreni izleyen rivayete göre meşhur matematikçi Lagrange'ın şunu söylediği iddia edilir. Kafasını kesmek bir an aldı ama Fransa'nın bir tane daha Lavoisier yetiştirmesi 100 yıl alacaktır der. Nitekim bugün Fransa'nın aşı konusunda geri kalması, kimya konusunda Almanya'dan çok geride olmasının bence nedenlerden bir tanesi Lavoisier'e yaptıkları davranıştır. Şimdi karbon dünyada dediğim gibi dördüncü bol element evrende ama öyle çok sürprizlerle dolu ki iki tane bizim dönemimizde Nobel ödülüne yer açtı. Bir tanesi 1996'da Buckyballs dediğimiz karbon 60'ın bulunmasını takiben gelen bir keşif dizisi Richard Smalley Houston'da Rice Üniversitesi'nde. İkincisi de 2010 yılında gelen ve bir o kadar şaşırtıcı olan iki Rus fizikçinin keşfettiği grafen. Karbondan bunların çıkacağını biz okurken bilen yoktu, tahmin eden de yoktu. İşte karbon yaktığımız odun sobasının şeyini kurum diyorduk işte. Borunun etrafında toplanan kurum. Halbuki içinde baktığınız zaman koskoca bir dünya var. Bunun üzerine insanlar bu işe girdiler. Yani 2000'li yıllardan bu yana 20 yıldır karbon enstitüleri var. Bunlar işte elmastan tutun grafite kadar. Biliyorsunuz elmas en sert element, en sert maden diyelim, mineral. Grafit ise yumuşak ve lubrikant olarak kullanılıyor. Birisi sp3 orbitallerine sahip, biri sp2 orbitallerine sahip. Buckyball'lar var, fluoride'lar var, karbon 70 var, nanotüp var, amorf karbon var, poliaromatik karbon var, soğanlar var en sonunda gördüğünüz karbon soğanları, nano soğanlar dediğimiz. Ve grafin var. Grafin tabii korkunç bir madde. Çünkü grafinin içinde elektronlar ışık hızıyla gidebiliyor. Grafinden kompozit şeyler üretiliyor. İşte karbon nanotüpleri grafin layer'larının arasına sokmak gibi. Artık mühendisliğe dönüştü bu iş. İnsanlar çılgınca işler yapıyorlar ve acaba ne özelliği arttı diye bakmaya devam ediyorlar. Şimdi iki tane grafin layer'ını alıp da 1 derece, 2 derece oynattığınız zaman bu grafin süper iletken oluyor. Kimsenin aklına gelmezdi karbondan süper iletken olacağı. Ama oluyor. Bunun tabii hemen fizikçiler detayına bakıyorlar işte Salim Çıracı gibi bizde Bilkent'teki insanlar hemen band structure makinalarını çalıştırıp bakıyorlar ne oluyor diye. Mühendisler de nanoteknoloji merkezlerinde çalışan mühendisler de aynı şekilde biz bunu kontrollü bir şekilde nasıl döndürürüz 1 derece, yarım derece diye. Burada enerji diyagramlarını gösterdim ama dediğim gibi bunu bir katal fiziği dersine çevirmek istemediğim için çok detayına girmek istemiyorum. Yalnız burada ilginç olan şudur. Bu ortada gördüğünüz konik şeklindeki enerji band diyagramında eğer bu soldaki gibi olursa
dispersion olmadığı için elektronlarda, elektronlar ışık hızıyla gidiyor. Ve buna biz Weyl metali ya da Fermi metali diyoruz. Bunlar hep son 4-5 yıldır ortaya çıkan emergent material dediğimiz kuantum malzemeleri. Bu karbon 60 süper iletken olmasa dahi içine birazcık potasyum koyduğunuz zaman 18 derecede süper iletken, rubidyum koyduğunuz zaman 29 derecede, rubidyum sizyum karıştırdığınız zaman 33 derecede. Rekor buydu Buckyball'larda, süper iletkenlik rekoru. Ve bunu okumayacağım. Yani Diamond'dan mesela 6 milyon atmosfer basınç yaratmak mümkün elmas kullanarak. Birazdan göstereceğim nasıl olacağını. Burada ilginç bir şey daha var. İki boyutlu malzemeler sadece grafiğinden ibaret değil. Antimon da giriyor, molibdenum sulfayt da iki boyutlu malzemeye giriyor ki molibdenum sulfayt bizim bildiğimiz endüstriyel lubricant. Kalay, selenyum, manganese oxide, strontium titanate, hexagonal boron nitride, gallium nitride. Bunu ilginç kılan, bu gösterdiğim diyagramı ilginç kılan optik özellikleri. Gördüğünüz gibi sol tarafta infrared dalga boyunda olan gap var. Sağ tarafta ultraviyolet. En altta elektron volt cinsinden yazıyor. Mesela 0.1 elektron volt ya da aşağısıysa bunlar semikondaktır. Ama 2.3 elektron volt civarındaysa visible dalgadaki ışığı kabul ettiği için transparent değil. Ultraviyolette de hassasiyeti var. Bu bize şeyi hatırlatıyor. Yani çok geniş dalga boyu aralığında hassas bir güneş pili üreteceksem bu teknoloji belki de o işe yarayacak. Yani emin değiliz daha henüz ama uğraşıyor insanlar. Eğer bakarsak elektron mobilitesine, amorphous silicon biliyorsunuz ilk geliştirilen şeydi. Ben bu arada cursor'ımı kaybettim. Nasıl geri alabilirim tam emin değilim ama bir şekilde tekrardan geçeyim şeye. İnşallah geriye gelir cursor'um. Evet. Şimdi polikristalin silikona baktığınız zaman elektron mobilitesi ünitini vermiyorum burada 100. Ama alüminyum, gallium arsenide heterostructure'lara baktığınızda 35 milyon. Demek ki milyon defa elektron yapısını, elektron mobilitesini değiştirme olanağım var. Bunu nasıl yapacağım? MBE makinalarıyla yapacağım. Yani molecular beam epitaxy ya da chemical vapor deposition. Bu işlerde üstad olan malzeme bilimci gerekiyor bize. Laboratuvarlarını kuracak, çalıştıracak, bekleyecek. Birisi gelsin de benimle birlikte bir malzeme geliştirelim diye. Bunu işte orada yapacak olan, beklerken yapacak olan kişiler üniversitedeki diğer hocalar olduğu gibi sanayi ve de devlet olması lazım. Aksi takdirde bu makineler Türkiye'de yapılır ve yani verim alınamadan konular geçip gider. Çünkü bu işlerin ömrü birkaç yıl. Emin olun birkaç yıl içinde insanlar çok daha yenisini, çok daha güzelini yapıyorlar. Şeye bakayım dedim. Grafit araştırma merkezi, grafiğin araştırma merkezlerine. A'dan başladım gördüğünüz gibi Avustralya'dan. Birkaç sayfa gittim. Bitmedi. Birkaç sayfa daha gittim. Bitmedi. Birkaç sayfa daha gittim. Bitmedi. Sonunda sıkıldım, bıraktım. Çünkü insan binlerce şirketin grafiğin üretmesi ve grafiğinle ilgili teknoloji geliştirdiğini görünce bu yarışın ne kadar ciddi olduğunu farkına varıyor. Ve istiyor ki insanlar, tabii Türkiye'de de olsun böyle şeyler. Şimdi konu değiştireceğim. Grafiğinden süper iletken malzemelere geçeyim. Birkaç örnek de oradan vereyim. Sanıyorum 40 dakikamız oldu. Bir 20 dakika kadar daha konuşmak istiyorum. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Sizleri dediğim gibi görmediğim için kim uyuyor, kim dinliyor bilmiyorum açıkçası. İnşallah hepiniz izliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok hocam. Çok çok güzel, çok keyifli şekilde geçiyor. Lütfen süreye de takılmayın. Tamam, çok teşekkürler. 1911 yılında Hollanda'da Kamerlingh Onnes diye bir bilim adamı, o zamanlar aristokrat bilim adamları ne yapılması gerektiğini söylüyorlar ama teknisyenleri yapıyor bu işi.
Civa metalinde soğuttuğu zaman sıvı helyuma civayı rezistansın kaybolduğunu görüyor. Yani 10 üzeri 5 misli rezistans bir anda yok oluyor. Buna süper iletkenlik diyoruz. Yani elektronların atomların titreşiminden rahatsız olmadan çiftler oluşturup, elektron çiftleri oluşturup, ikizleri oluşturup, bunlara sonradan Cooper pair adı verildi, bir süper iletkenlik yarattığını biliyoruz. Bunun teorisi ancak 1972 yılında Bardeen, Cooper ve Schreifer tarafından BCS olarak yapıldı. Daha sonra 1973 yılında Saki ve Josephson, bugünkü kuantum kompütürlerinin temelini teşkil eden Josephson Junction dediğimiz süper iletken junctionları geliştiren İngiliz dahi 1973 yılında Nobel ödülü alıyor. Bazılarınız hatırlayacaklardır, 87 yılında Bednors ve Müller İsviçre'de Zürih'teki laboratuvarlarda seramikten süper iletkenlik yaparak Nobel ödülü aldılar. 2003 yılında da geçmiş geriye dönük bir ödül olarak Abrikozov'a verildi. Abrikozov o yıllarda bizim laboratuvarımızda çalıştığı için bir gün bizi ziyarete geldiğimizde çekilmiştir bu resim. Bunu koymamamın sebebi benim sakallarım ve saçlarımda varmış zamanında, onu hatırlatayım dedim. Abrikozov Argon'a geldikten sonra büyük ölçüde hayatını Landau'nun hayatını yazmakla geçirdi. O yüzden bizde çok fazla büyük bir bilimsel katkısı yok ama prestij açısından laboratuvarın çok önemli. Şimdi süper iletken malzemelerin 100 yılına bakarsak 1911-2021 demek ki 110 yıl geçmiş. Bu sol eksende, y ekseninde transition temperature yani süper iletkenliğe geçiş sıcaklığı var. Alt eksende de yıllar var. Uzunca bir süre biz niobium tritinde takılı kaldık. Bugün mesela CERN'deki büyük Large Hadron Collider'ının magnetleri niobium tritinden yapılmıştır. Ya da niobium tritaytanyumdan yapılmıştır. 1980'lerin ortasında Bednors ve Müller bu cuprate'lerden yani seramiklerden süper iletkenlik yapınca insanlar büyük ölçüde şaşırdılar. Çünkü ne teoride öyle bir şey var, hala da yok teorisi, ne de gerçeklikte böyle bir şey mümkün değil. Fakat 150 dereceye kadar çıktı bu BISCO denen malzemeler ve bugün aynı CERN'deki aynı makine Large Hadron Collider'ın bütün kaynak kabloların süper iletken yere takıldığı noktalarda 10 kilometre uzunluğunda BISCO var. Keza 2000'li yılların başında bize deniyordu ki ben Argon'a ilk geldiğimde süper iletkenlik grubuna girmiştim. Uzunca bir süre 3 sene kadar orada çalıştım. Aman demirden ve çinkodan uzak dur. Çünkü bunların üzerinde magnetik moment var. Süper iletkenliği yok ediyor. Kesinlikle demirden bir şey olmaz diye. Fakat 2000 yılında Japonya'da ve Çin'de niktides diye demir ve niktrojenlerden oluşan selenyum, telüryum, arsenik gibi malzemelerden oluşan süper iletkenler bulundu. Ve bu 100 dereceye kadar çıktı ve de bunların ilginç özelliği kendi yarattıkları manyetik alandan rahatsız olmayan süper iletkenler. Yani upper critical field'ı çok yüksek olan süper iletkenler, bunların hemen endüstriye kullanımı başladı. Bir de bunların güzel tarafı metal olması. Mesela bunlar seramik, bunlardan kablo yapmak zor ama bunlardan daha kolay. Derken yüksek basınçla uğraşan jeolog grupları, yani Bayreuth'ta işte Rusya'dan kaçıp gelip de Almanya'da yer etmiş enstitülerde, Mainz gibi yerlerde, İnsanlar hidrojeni denemeye çalıştılar. Hidrojeni denemelerinin sebebi şu. 1935 yılında Wigner, meşhur Wigner, fizikçi, nükleer fizikçi, diyor ki madem Jüpiter'in içinde metalik hidrojen var, biz de aynı basınç koşullarını yaratırsak dünyada metalik hidrojen yapabiliriz. Ama tabii o basınç koşullarına ulaşmak çok zor çünkü Jüpiter çok büyük bir gezegen. Dünyanın bile merkezi 3,5 milyon atmosfer. Peki 3,5 milyon atmosfere nasıl çıkarım ya da 10 milyon atmosfere nasıl çıkarım? Jeologlar uzunca bir süredir dünyanın içindeki pressure'ları yaratabilmek için dünyanın merkezine kadar gidecek şekilde Diamond Anvil Cell diye bir şey geliştirdiler. Bu elmastan oluşan ve bir sonraki resimde göstereceğim. Sıkıştırdığınız zaman milyonlarca atmosfere ulaşan teknikler geliştirdiler. Aşağı yukarı 25 yıl, 30 yıl sürdü. Hatta ilk Diamond Anvil Cell
1958'de NIST, yani bugünkü adıyla NIST, o zamanki adıyla National Bureau of Standards, Maryland, şeyde Washington DC'nin orada. Orada geliştirildi bu Diamond Anvil Cell'ler. Fakat 180 gigapaskala çıktığınız zaman bazı hidrojen bileşikleri itriyumla karıştırdığınızda süper iletken oluyor 250 derecede. 262 derece rekor kırılmıştı burada. Peki bu sahiden süper iletkenlik mi yoksa devre short circuit mi ediyor diye sorduğunuz zaman bunun cevabını ancak şöyle verebiliriz. Hidrojeni döteryumla değiştirmemiz lazım. Çünkü döteryum hidrojenin iki misli ağırlığında. Dolayısıyla hidrojeni çıkarıp yerine döteryum koyduğunuz zaman süper iletkenlik sıcaklığının belli bir miktar düşmesi lazım ve bu düşme oranı da kütlenin kareköküyle ters orantılı olması lazım. Bunu gösterdiğimiz anda hem süper iletkenliği göstermiş oluyoruz hem de Cooper pairlerin oluştuğunu göstermiş oluyoruz. Buna izotop efekt deniyor. Bu olmadan paper'ı yayınlamanıza imkan yok. Bunlar bizim Diamond Anvil Cell'lerimiz. Biz 10 milyon atmosfere çıkmıyoruz ama 2 milyon atmosfere çıkıyoruz. Burada yapılan şey şu aslında. İki tane elması alıp ince ince kesiyorsunuz. İşte 100 mikron, 200 mikron ucu kalınlığında oluyor en ucu. Bunları bir gasketin etrafında sıkıştırıyorsunuz. İçine de malzemenizi koyuyorsunuz. Başlıyorsunuz buradaki vidaları sıkmaya ya da bir membrane aracılığıyla. Gördüğünüz gibi en küçüğünden en büyüğüne kadar biz sadece bunu 5 yıl içinde geliştirdik. Tabii bunun maliyeti hücrelerin maliyetinde değil, insan gücünde. Çünkü bunları yapmanız için en az 2 kişiyi çalıştırmanız lazım her yıl. Bunların maliyeti işte demek ki birkaç milyon dolar tutmuş bunu geliştirmek. Biz bunları düzenli olarak her gün kullanıyoruz. Peki daha iyisi yapılabilir mi? Metalik hidrojen itrium aracılığıyla, lantanaidler aracılığıyla yapıldı ama karbonla yapılabilir mi acaba? Karbon ve hidrojen biliyorsunuz dünyanın en çok bulunan şeyi. Ve karbon ve hidrojenden bana geçen sene deseydiniz ki bir süper iletken metal yapılacak, buna hadi canım derdik, yani mümkün değil. Ama gördüğünüz gibi 267 ve bu rakam şu anda biraz daha çıktı. 280, 200 hatta 312'ye kadar çıktığını duydum. Dolayısıyla süper iletkenlik gördüğünüz gibi sadece metallerde değil, seramiklerde, karbon 60'da, lantanit hidritlerde ve en sonunda da temel elementler olan hidrojen ve karbonda hayat buldu. Peki bu süper iletkenliğin sonuna geldik mi? Hayır, daha başındayız. Çünkü neden? Eğer green teknoloji üreteceksek sürtünmesiz ortamlarda enerjiyi saklamamız lazım. Bu lityum iyon pilleriyle olacak bir şey değil. Çünkü çok büyük miktarlarda enerji saklamamız lazım. Bunun için flywheel'lar geliştirilmişti zamanında. Ama ucuz ve bol süper iletken olması lazım ki bu işleri yapabilelim. Keza gidip hastaneye MRI çektirdiğiniz zaman çektirdiğiniz MRI'ın rezolüsyonu MRI makinesinin uyguladığı manyetik alanla doğru orantılı. Bu manyetik alanı arttırabilmek için çok düşük sıcaklara inmeniz lazım. Sıvı helyum gibi ya da çok büyük pompalar kullanmanız lazım. Bu da maliyeti arttırıyor. Eğer biz ucuz süper iletken yaparsak sizin gittiğinizde şu anda aldığınız rezolüsyon 1-2 milimetre ise birkaç mikrona düşebilir MRI'da. Bu da tabii hastalıkların daha kolay teşhisi demek. Demek ki malzeme bilimi aslında sağlık biliminin de önemli bir girdisi. Bir konu güneş pilleri. Bu konuda çok fazla girmek istemiyorum çünkü benim alanım değil, fakat o kadar ilginç ki güneş pilleri teknolojisi aslında bir band structure ya da band gap engineering teknolojisi. Bundan neyi kastettiğimi hemen anlatayım. Örneğin bir intrinsic semiconductor, yani içine doping yapmadığımız bir semiconductor'ı alırsanız bunun optik spektrumu şuna benziyor. Ama buna dope ederseniz optik spektrumu biraz genişletmek mümkün. Ama band gap'i düşürecek şekilde dope ederseniz, yani bu da özel bir mühendislik, o zaman gördüğünüz gibi absorption curve'ü daha geniş dalga boylarına ulaşıyor. Birazcık daha sophisticated'seniz ve degenerately doped yapabiliyorsanız bu daha da güzel bir hale alıyor. Demek ki benim elimde bir tool var, benim elimde bir tornavida var. Ben bunu sıktıkça istediğim dalga boyunda enerjiyi absorbe edebiliyorum. Güneş pilleri için bu çok önemli. Çünkü
Güneşin spektrumu sadece güneş olduğu sırada yok, var değil ki. Bulutların arkasındayken de var. Oradaki spektrumdan yararlanabilir miyim? Evet, yararlanabilirsiniz ama bu gördüğünüz resimdeki isimlerden birisi olmanız lazım. Yani bunların hepsi bir kuruluş. Mesela burada görüyorum, siz okuyamıyorsunuz belki ama NREL, National Renewable Energy Laboratory, bu Department of Energy'nin yenilenebilir enerji için kurmuş olduğu Colorado'da bir laboratuvar. Bunlar 2010 yılında efficiency %40'a çıkarmışlar. Bugün kullandığımız, yani tarlada gördüğünüz güneş pillerinin efficiency'si şuralardadır. Gördüğünüz gibi 40 yıl içinde başlayan, hepsi değişik sınıflar. İşte kristaller var, multi junction'lar var, thin film teknolojisi var, emerging PV dediğimiz organik perovskitler, organik hibrit perovskitler var. Bunların hepsi günün birinde gelip burayı geçecek demektir. Ve nitekim bakarsak %40'lar, %45'ler seviyesine aynı laboratuvarları birkaç defa görüyorsunuz. Bakın NREL, 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 her tarafta var NREL. Demek ki buraya devlet iyi para yatırmış, doğru insanları almışlar, doğru çalışıyorlar ve 15 yıldır da az gıdım gıdım, gıdım gıdım bunu ilerletiyorlar demektir. Bu tipik bir malzeme geliştirme çabası. Yani burada Discovery'den çok Band Gap Engineering'i biliyoruz. Nasıl genişleteceğimizi biliyoruz. Quantum teorimiz var elimizde. Malzememiz var. Malzemeyi yapacak aletlerimiz var. Çıkan malzemeyi karakterize edecek insanlarımız var. Haydi hep beraber işin içine girelim. Bunu geliştirelim. Bu junction'lar özellikle layered growth yapan arkadaşlarımız bunu daha iyi göreceklerdir. Bu organometallic perovskit dediğimiz bu junction'lar o kadar sofistike bir hal aldı ki artık bu mesela 2020'de dünya rekorunu kıran iki tane ulusal renewable energy laboratuvarında çalışanlar %50'ye yaklaştılar. Neden? Çünkü 6 tane junction yapmaya başardılar. Yani bir tek junction yetmiyor. Nedir bu 6 junction'ın özelliği? Her biri, burada gördüğünüz junction'ların her biri bu dalga boyunda absorbe etmenizi sağlıyor. Yani gördüğünüz gibi 400 nanometreden 1800 nanometreye kadar, ki bu güneş spektrumunun büyük bir kısmını kapsıyor, artık absorbe edebiliyoruz. Kızılötesi, görünür ve ultraviyoleyi. Bu da tabii efficiency'yi arttırıyor. İşte bu sol tarafta güneşin spektrumunu görüyoruz. Aynı dalga boylarında geliştirdiğimiz malzeme var. E peki tamam, bunu geliştirdik. O zaman neden bu sorun çözülmedi? Çünkü bunun birincisi yıllar içinde dayanıklılığı olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz. İkincisi seller, sular geldiği zaman bu organik hibrit malzeme yaşayacak mı yaşamayacak mı? Üçüncüsü bunu yeterince ucuz yapabilecek miyiz? Bu sorunları çözmek için ne yapıyorsunuz? Güneş enerjisi merkezi kuruyorsunuz. Bu merkezin içinde ulusal laboratuvar da var. Bunlar virtual merkezler. Yani bir bina ve bir sekreteri yok. Sadece bir leading scientist var. Belki o ara yarım zamanlı bir sekretere verirsiniz. Alınan paranın tamamı bu merkeze bağlı çalışan ama üniversitelere dağılmış olan profesörler, bunlara para vererek onların öğrencilerini almalarını sağlayarak bu işleri geliştiriyorsunuz. Üniversite, sanayi, devlet üçgeni böyle çalışıyor. Bir başka ilginç şey aklıma takılmıştı. Onun için iki tane slide'la anlatmak istiyorum bunu. Gorilla cam. Yani bugün iPhone'larınızın üzerindeki cam hem hassas, parmağınızı dokunduğunuzda, hem de hiç çizilmiyor. Çizilme işini burada görüyorsunuz. 4. nesil, 5. nesil ve 7. nesil Gorilla Glass, çizik attığınız zaman bile üzerinde damage olmuyor, hasar olmuyor. Bunu bir de tabii esnek hale getirmek istiyorlar. Dolayısıyla baktığınız zaman bunun neden bu cam bu kadar dayanıklı ve şey? Çünkü sodyum atomlarını, yani içinde sodyum var çünkü camın, potasyumla değiştirerek. Bunu da efficient bir şekilde fusion draw anılan bir süreçte hızlı ve ucuz üreterek bugün bütün iPhone'ların, televizyonların üzerine bu camları yerleştirmek mümkün. Bakarsanız kaçıncı kuşak çıkmış? 2008 ile 2020 arasında 8 kuşak yeni cam çıkmış. Bunu tabii Corning Glass ve bunun Corning Glass'ın etrafındaki
örgütlenmiş üniversiteler yapıyor. Buradan muazzam para kazanılıyor. Çünkü bu iş artık herkesin cebine bir telefon girmesi gerektiğine göre daha milyarlarca telefon satılacak demektir. Konuşmamın son 5 dakikasını da eğer mümkünse sıkılmadıysanız, umarım sıkılmamışsınızdır, büyük ölçekli altyapılar ve entegre laboratuvarlara ayırmak istiyorum. Benim çalıştığım laboratuvar burası. Argonne National Laboratory, Amerika'nın ilk ulusal laboratuvarı, Enrico Fermi tarafından 1945 yılında kurulmuş. 46 yılında, bu sene 75. yılımızı kutlayacağız. Ben de 37 senedir orada olduğuma göre demek ki laboratuvarın yarısı kadar çalışmışım. Bu laboratuvarda gördüğünüz gibi Advanced Photon Source var. Advanced Photon Source'un hemen yanında Nanosense Teknoloji bölümü var. Advanced Protein Crystallization Facility var. Bu COVID ile ilgili bütün araştırmalar Amerika'da bu laboratuvarda oluyor. Fizik bölümü var, nükleer fizik. Süper kompütür var. Biz her 5 senede birkaç yüz milyon dolar para alıyoruz devletten. Götürüp bu parayı ya IBM'e ya Cray Computer'a veriyoruz. Onlar da bize yeni bir süper kompütür getiriyorlar. 5 sene onu kullandıktan sonra hadi diyorlar yenisini yapalım, yenisini yapıyoruz. Ben geldiğimden beri en az 6 tane büyük süper kompütür yapıldı burada. Enerji sciences yeni bir olay. Enerji ile ilgili bütün bilim dalları, malzeme bilimi, katı hal fiziği, kimya, bunları burada toplamaya karar verdiler. Biyoloji bölümümüz var, malzeme bölümümüz var. Eskiden burada pulse nötron source'umuz da vardı. Burası entegre bir laboratuvara güzel bir örnek. Aşağı yukarı 5000-6000 kişi çalışıyor burada. Kadroları, kadrosuzları da sayarsak. Yılda 1.2 milyar dolar işletme masrafı var. Yani Amerika'nın göz bebeği olan bir laboratuvar. Bu laboratuvarın içinde bu Advanced Photon Source dediğimiz alet var. Benim ofisimde, nerede bakayım, şuralarda bir yerde. Evet, ben de şöyle bir yerde yaşıyorum yani. İçinde ne var diye bakacak olursanız, içinde 70 tane ayrı deney istasyonu var, aynı anda çalışan. Bunlardan mavi gördükleriniz protein yapısı çözenler. Yani bu COVID ile ilgili ilaç şirketlerinin geliştirdiği bütün proteinlerin yapısı burada çözülüyor. Bu ne demek? Indianapolis'te Eli Lilly diye bir şirketteki bir genetikçi yeni bir deney, yeni bir target molekül geliştirdiyse ve bunun yapısının ne olduğunu anlamak istiyorsa sabahleyin bize postalar, akşamleyin biz onu deney istasyonuna koyarız, ertesi sabah eline protein yapısını ulaştırırız. Bu o demek. Burada milyonlarca proteine bakmak mümkün. Kahverengi gibi gördüğünüz yerler jeofizik. Kırmızı gördüğünüz yerler environmental science, kimya, fizik, polimer. Her alanda buraya senede 6000 kişi geliyor kullanmak için. Ve biz tek değiliz. Bunun benzeri 3 tane daha laboratuvar var. Fransa'da, Grenoble'da, Almanya'da, Hamburg'da ve Japonya'da var. Peki bunlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız 60 yılından 2020 yılına kadar gelen düzeye bakarsanız X ışınları tübünü Wilhelm Röntgen icat ettiği zaman 10 üzeri 7 foton alıyorduk saniyede. Şimdi 10 üzeri 34, 10 üzeri 35 foton alıyoruz. Yani 10 üzeri 28 defa, ki nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum onu, gelişmiş bu makineler. Birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak, dördüncü kuşak. 1931 yılından beri yapılan bu hızlandırıcılar artık birkaç milyar dolarla şey yapılıyor. Biz mesela bu laboratuvarı, bizim laboratuvarı 2 sene sonra emekliye ayırıp aynı makinenin çıkarıp yerine 1 milyar dolara yenisini koyacağız. Amerika'da laboratuvarlar ne kadar var diye sorarsanız 17 tane laboratuvar var. Burada aşağı yukarı 100 bin üzerinde bilim adamı çalışıyor bu laboratuvarlarda. Ve Amerika'nın her tarafında dağılmış durumda. Yani bir yere konsantre olmuş değil. Her birinin çapı farklı, misyonu farklı. Birkaç tanesi savunma sanayi ile ilgili. San Diego, Lawrence, Livermore ve Los Alamos. Ama diğerleri civilian research ile ilgili. Bunların işte çalışma masrafları, bunları internette bulmanız mümkün. Korkunç paralar yani, öyle sadece o kadar söyleyeyim. Peki ne gerekiyor? Yani bir ülke gerekli büyük ölçekli altyapılara girecekse neler gerekiyor? Synchrotron X ışını şart. Çünkü öbür türlü göremiyorsunuz ne olduğunu. Ne kadar? 1 milyar dolar. Kaç kişi gerekiyor?
500-700 kişi gerekiyor. Ne kadar istiyor çalıştırmak? Her yıl 150 milyon dolar. Kaç yıl sürer böyle bir şeyin yapımı? Eğer Amerika gibi bir yerde başlıyorsanız 10 yıl. Ama Türkiye gibi bir yerde başlıyorsanız belki bu yüzyılda olmayacak. Nötron kaynakları 2 milyar dolar. Keza personel sayısı belli. Kaç yıl, ne kadar para gerektiği belli bu Oak Ridge'deki. Serbest elektron lazerleri, bu Stanford'da var ve Hamburg'da var. Bunlar 1,5 milyar dolar, 300'e yakın adam gerektiriyor, 150 milyon dolar. Görüyorsunuz, iyon kaynakları, izotop kaynakları, elektron mikroskoplar, kriyo elektron mikroskop. Mesela kriyo elektron mikroskop olmadığı için Fransa'da, yeterince olmadığı için Sanofi şirketi ayak uyduramadı Pfizer'e veya AstraZeneca'ya. Yapamadılar şeyi, aşıyı. Maliyeti, yani yapamamanın maliyeti de çok büyük. Bizde ise biz de ölümle ödüyoruz yapamamanın maliyetini. Yüksek manyetik alanlar üreten laboratuvarlar var. Bunlar Pulsed veya Steady laboratuvarlar. Florida'da ve Los Alamos'ta var. Almanya'da da var. Japonya'da da var. Süper bilgisayarlar aynı şekilde. Gördüğünüz gibi altyapı çok pahalı ve güç. Almanya'ya bakayım bir de dedim, ne kadarmış Almanya'nın şeyi, çünkü biz nüfus olarak benziyoruz Almanya'ya. Max Planck'a bağlı 86 enstitü var, 25 bin kişi çalışıyor, yılda 2.3 milyar dolar para harcıyorlar, 1911 yılında kurulmuş. Uygulamalı bilimler için, mühendislikler için Fraunhofer Society var, Fraunhofer Gesellschaft, 72 enstitüsü var, 28 bin çalışanı var, 3 milyar dolar para harcıyorlar. 1949'da savaştan hemen sonra kurulmuş. Helmholtz Enstitüsü var. Bu da bütün sinkrotronları ve büyük akseleratörleri birbirine bağlıyor. 18 enstitü var ama gördüğünüz gibi çalışan sayısı en büyük ve de bütçesi en büyük olan bu. Bu da yeni, yani 1995'te yeniden örgütlediler. Gördüğünüz gibi Almanya kendi altyapısını kurmuş, çalıştırıyor. Ve bu sayede BioNTech bir şey oluyor. Bu sayede Almanya Almanya oluyor diyelim. Amerika'da nötron kaynağımız var Oak Ridge'de. Avrupalılar geri kalmamak için İsveç'te ortaklaşa olarak European Spallation Source diye 2.4 milyar dolara yeni bir tesis kurdular. 2 sene sonra çalışmaya başlayacak Amerika'dakinin rakibi. Keza uzakta görüyorsunuz Maxfor, bu laboratuvar 4. kuşak laboratuvar ve Uppsala ve Lund Üniversitelerinin bütün öğrencileri burada doktoralarını yapmak olanağına sahipler. Almanya'da 3.2 kilometre uzunluğunda süper iletken X-ray free elektron lazeri var. Gördüğünüz gibi bu tünelin içinde görüyoruz bunu. Burada çalışan Türkler var. Yani çok sayıda Türk arkadaşımız çalışıyor. Ama burada kaldıkları sürece iş yapabiliyorlar. Keza aynı laboratuvarda Petra var, sinkrotron kaynağı. Center for Free Electron Laser var, Max Planck Enstitüsü var. Ben doktoramı burada yaptım, ODTÜ'den ayrıldıktan sonra. Ve 25 sene boyunca ofisim vardı benim. Bugün bile gittiğimde şaşırıyorum. Nerede bu yeni bina, nereden yapılmış diye. Korkunç bir yatırım var. Keza Japonya'da hem serbest elektron lazeri SAKLA, hem Springate denen sinkrotron kaynağı var. İçine girdiğiniz zaman göreceksiniz ki bunlar birbirlerine çok benziyorlar. Çünkü herkes birbirine bakarak, onlar bunu yapıyor, ben de yapayım bunu diye. Ve insanlar birbirlerinden gün be gün haberdarlar. Büyük bir iletişim var. Ve işte bu tesisler, işte bu Fransa'daki, Grenoble'daki ESRF, bunlar yenilendi. Bu geçen sene yenisi yapıldı bunun. Keza aynı laboratuvarda ILL Institute La Langevin var. Burası nötron kaynağı, dünyanın en iyi steady reaktörü. Ve bu reaktörün içinde hidrojene ve oksijene bakabilecek muazzam tesisler var. İşte bu mesela bir powder diffraction, nötron powder diffraction spektrometresi. Keza İngiltere GlaxoWelcome'ın girişimiyle bundan 15 yıl önce Oxford'da Diamond diye bir ring yaptı. Onlar da doldurdular içini ve bugün Diamond Ring dünyada en fazla protein yapısı çözen kuruluş. Size bu arada bir de secret vereyim. Almanlar her konuda başarılı, Fransızlar spektroskopi konusunda başarılı ama İngilizler diffraction konusunda dünyada en iyiler diyebiliriz. Ve bunlar sadece bu büyük ülkelerde değil, İtalya'da da var, Ürdün'de de var, Brezilya'da da var, Tayvan'da da var, her yerde var. Onun için sonuçlandırayım konuşmamı.
izninizle. Malzeme keşfetmek ve geliştirmek bence bir bütün. Çok zevkli ama çok pahalı bir iş. Çok eğitimli insan kaynağı, uygun altyapı ve uygun ekosistem gerekiyor. Bilimsel temele dayanmayan gelişmeler çok çabuk kayboluyor. Yani keşfetseniz bile aslında onu sustain etme şansınız yok. Önemli gelişmeler fizik, kimya, mühendislik, malzeme, teknolojist karışımının olduğu yerlerde var. Malzeme geliştirmekten bir kazanç sağlanacaksa bu ancak ekosistemin hazır olmasıyla mümkün. Yenilenebilir enerji teknolojilerine hizmet edecek olan dallarda önemli gelişmeler beklememiz lazım. Çünkü çok para var bu işte. Buna enerji üretimi, depolanması ve dağıtım sistemi olarak bakmamız lazım. Teorik yeterlilik, artificial intelligence, machine learning ile birleşecek ve yeni malzeme araçlarına yol gösterecektir. Material Genome diye bir proje var. Biyologlar nasıl gen yapısını çözdükten sonra daha büyük bir hızla gittiler. Biz de malzeme genomunu çözerek gitmek istiyoruz. O açıdan büyük bir şey var. Bir de yeni bir oyuncu var sahada, o da kuantum. Kuantum kompütürleri ve kuantum information sistemleri. Bunlar bizim malzeme bilimine yaklaşımımızı mutlaka değiştirecektir. Ekonomik gelişmeye baktığınız zaman tarih boyunca bilimsel araştırma kapasitesiyle orantılı olmuştur. Bunu biliyoruz. Tüm bilimsel alanlarda kapsamlı ve entegre bir araştırma altyapısı olmadan ekonomik sıçrama yapmak imkansız. İleri bilimsel altyapı ancak mükemmel bir ilk ve orta eğitim sistemi üzerine inşa edilebilir. Dünya çapında araştırma kurumları ve üniversiteleriniz olmadan araştırma altyapılarını entegre edemezsiniz. Geniş araştırma altyapıları ve ağları olmadan, bunu uluslararası düzeye ulaşmadan başarılı olmak mümkün değil. Keza temel bilimler, sosyal bilimler, doğa bilimleri olsun, tıp bilimleri olsun, sanat olsun, yatırım getirisi en yüksek olmakla birlikte yatırımı en geç dönüşü olan yatırımlardır. Örneğin kuantum mekanik 1920'li yıllarda birkaç tane fizikçinin fensisi olarak düşünülüyordu. Amerikalılar dalga geçiyorlardı. 1930 yılında Amerika'da kuantum mekanik dersi veren üniversite yoktu. Ama bugün dünya ekonomisinin yarısından fazlasına hükmediyor. Demek ki sabırlı olmak lazım, temel bilimleri pupu etmemek lazım, anlamak lazım ne yaptığınızı. Bugünkü dünya ekonomisinin yarısından fazlasını kuantum mekanik ve kuantum kimyası teknolojileri oluşturuyor. Bunu da unutmamamız lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hocam, ağzınıza sağlık. Yani şahane bir sunum. Dünyanın geri kalanında neler oluyor biraz görebilmiş olduk. Aslında sizin aracılığınızla. Birçok soru da geldi. Ama evet. Ben ilk önce şuradan başlayayım. Bir şey sormuştunuz. İTÜ'de kitap. Malzeme bilimine girişin ne zaman, evet kitabın ne zaman yapıldığına dair Recep Safoğlu Kipaş yayınları 1972'de yayınlanmış. Evet, güzel. Teşekkürler. Evet, ben isterseniz yine şey yapabilirim, iletebilirim size ayrıca da onu. Yok, tamam. Memnun oldum. Siz şey yaptıktan sonra hemen geldi bu soru ama ben yine de sonunu bekledim. Sorular geliyor. Arzu ederseniz bir soru cevaplarla ilerleteyim. Şeyle alakalı bir soru gelmiş Eda Turgut'tan. Higgs bozonu ve büyük hadron çarpıştırıcısı ile alakalı bu sinkotronlar buralarda da kullanılıyor mu bu konularda çalışırken gibi bir soru evet, gelmiş. Hayır. Çünkü Higgs bozonu proton hızlandırıcısının çarpıştırmasıyla olan bir şey. Çünkü eğer X ışını elektron kullansaydık, kaybolan yani sinkrotron ışığı çıktıkça, eğdikçe elektronu çıkan enerji o kadar fazla ki o makineyi çalıştırmak mümkün olmayabilirdi. O yüzden Higgs bozonu proton-proton çarpışmasının sonunda. Proton da biliyorsunuz elektronun 1870 misli daha ağırlıkta. O yüzden farklı bir akseleratör, o yüzden çapı çok büyük. Teşekkürler hocam. Toryum Cüneyt Bey sormuş. Toryum bu malzemelerin neresinde lityum yerine kullanımı olabilir mi diye bir soru gelmiş.
Yok, çünkü lityumun özelliği küçük Lityum olması. kullanılıyor. Evet, toryum dediniz değil mi? Yanlış anlamadım. Evet, toryum. Evet, Toryum toryum uranyuma yakın bir element. Yani atom ağırlığı çok yüksek ki çok büyük. Lityum iyon pillerinin güzel tarafı çok küçük. Yani hidrojene çok yakın bir atom olan lityumdan. Çünkü biliyorsunuz lityum depozit ediyorsunuz şarj ettiğiniz zaman geriye geliyor. Her giriş çıkışta eğer volümü geliştirecek olursak fatigden ötürü çok kısa sürede anot ya da katot parçalanıyor. O yüzden yapamıyoruz. Hocam Yasin Öztürk'ten bir soru gelmiş. Sunumunuz için teşekkür ederim. Bir dahaki sunumlarınızda dört gözle bekliyorum demiş. Benim sorum süper iletkenler ile ilgili olacak. Kritik Evet. sıcaklığı artırmanın nihai amacı nedir? Şimdiden yüksek kritik sıcaklıklarda bulunan malzemeler pratik anlamda ne kadar sürdürülebilir ya da seri üretime ne kadar uygun? Bu ilk sorusuymuş. Diğer sorusu Argon gibi bir kurumun senelik proje ve insan kaynağı maliyeti nedir? Ortalama bir rakam verebilir misiniz? Diye sormuş ama aslında zaten bunu Evet, sunumun devamında bahsettim ama bahsettiniz. tekrar edebilirim. Şimdi birinci soruya cevap verelim. Süper iletkenlik sıcaklığının üst room temperature'a çıkması ekonomik olarak kullanılamayan, mesela MRI cihazından bahsettim. En küçük hastanede, Hakkari'de bile bir şey kurabilirsiniz. Eğer room temperature superconductor yaygın olsaydı, dağın başında bile bir MRI cihazı kurabilirdiniz. Çünkü hem maliyeti düşmüş olacaktı, hem kalitesi artmış olacaktı, hem de her yerde çalıştırılabilir olacaktı. Örneğin Pfizer aşısının -70 derecede tutulmak zorunda olmasının ne kadar yarattığı lojistik problemleri hepimiz görüyoruz. Demek ki süper iletkenlik de oda sıcaklığında, hatta oda sıcaklığında üzerinde olursa bunun teknolojik ve ekonomik implikasyonları çok yüksek. Argon için hemen tekrar edeyim. 5.000 kişi çalışıyor, 1.2 milyar dolar. Evet. Üçüncü bir sorusu daha var aslında hocam. Türkiye'de sinkrotron kaynağı ya da bunun gibi büyük projeler için herhangi bir girişim var mı? Ya da bunlarla ilgili size danışıldı mı? Evet, var. Bu sorunun. Bahsetmiştim. Bahsetmiştim. Ankara Üniversitesi'nin öncülüğünde Gölbaşı'nda bir infrared bölgesinde yayın yapacak, femtosecond pulse atacak bir süper iletken free electron laser dediğimiz serbest elektron lazeri kuruluyor. Bunun %90'ı kurulmuş durumda ekipman olarak. Ama bazı zorluklarımız var. Bu merkez 65-50 yasasıyla otonom bir statüye kavuştu. Bunun sancıları geçince sanıyorum 2-3 yıl içinde burası çalışır hale gelecek. Burası çalışırsa Türkiye'de çalışan ilk süper iletken 40 milyon elektron voltla çalışan ilk süper iletken tesis olacak. Ve bunun arkasından da amacımız bir Türkiye'de sinkrotron kurulması. Türkiye aynı zamanda SESAMİ'nin üyesi, Ürdün'deki sinkrotronun üyesi. Dolayısıyla Türk araştırmacılara açık SESAMİ. Ve Türkiye'den de 15-16 grup şu anda Sesami'ye gidip deney yapıyorlar. Yani öyle bir olanak da var. Eğer bu konuda Çok sorusu teşekkür ederim. olan varsa bana lütfen yazsınlar. Ben cevap veririm. Çünkü ben Sesami'nin aynı zamanda bilimsel komite başkanıyım. Ve de Sesami'ye daha çok Türk'ün gitmesi, Türkiye'den grubun gitmesi bizim özel olarak ilgi alanımız. Onun için memnuniyetle gereken bilgiyi veririm. Çok teşekkürler hocam. Sayın Özer Ozan'dan bir soru var. Refik Saydam Enstitüsü niçin kapatıldı? Bilginiz var mı diye sormuşlar size. Bu soru dayımdan geliyor. Cevap vermeyeceğim. İltimaslı şey o bana ayrıca sorsun o soruyu. Refik Saydam'ın niye kapatıldığını bilmiyorum ama şunu biliyoruz. Hıfzı Sağ Enstitüsü benim dönemimde o kadar bakımsız kalmıştı ki yani Hıfzı Sağ Enstitüsü'nün terk edilmesini sadece bugünkü hükümet değil, bundan önceki Adalet Partisi hükümetleri de istemiştir. Bilmiyorum neden. Hangi ilaç şirketleri bunun arkasındaydı? Yani bunun komplo teorisi vardır mutlaka ama yazık olmuştur. Yani Refik Saydam Enstitüsü'nün
olmamasını bugün Türkiye binlerce can ödeyerek, bir can vererek ödemiştir. Ödüyordur da hala. Evlere tıkarak insanları, ekonomik açıdan yoksun bırakarak. Yani bir aşı enstitüsünün olmayışının yarattığı devastation ortada. Hepimiz görüyoruz bunu. Bir öğrenci arkadaşımızdan gelen bir soru var hocam. Onu da hızlıca ileteyim size. İbrahim Berber, Sakarya Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiymiş. 2 yıldır polimer matrisli kompozitler üzerine projelerde yer alıyorum. 4 ay sonra lisans bitirme tezi çalışmama başlayacağım. Mezun olduktan sonra nanobilim mühendisliği üzerine yüksek lisans yapmayı hedefliyorum. Sunumunuzu da birçok malzeme biliminin alt dallarından bahsettiğiniz için şunu sormak istiyorum. Malzeme biliminin gelişimini düşündüğümüzde biz üniversite öğrencilerine lisans bitirme tezini hangi alanlara yönelerek çalışmasını önerirsiniz diye bir soru sormuş. Teşekkür ederim aynı zamanda. Evet, benim bu konuda yaklaşımım çok empirik. Kim size para veriyorsa o alanda çalışın. Yani size asistanlık veren bir okul varsa, bir hoca varsa onunla beraber çalışın. Çünkü çalıştığınız konu polimer de olabilir, karbon da olabilir, metal de olabilir, seramik de olabilir. Önemli olan kalitesi, çalışmanın kalitesi ve derinliği. Eğer iyi bir hocaysa ve size destek verecekse çalışmanız sırasında o hocayla çalışmanızı tavsiye ederim. Teşekkürler evet. Hocam. Son birkaç sorumuz kaldı. Ceyhun Yıldırım sormuş. Bu nitelikli sunumunuz için teşekkür etmiş. 4 tane de soru iletmiş kendisi. Çeliğin kendisine kısaca değindiğiniz ve anladığım kadarıyla sektörün başrolü yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji. Türkiye'de ise sektör çeliğe çoğunlukla da katma değeri düşük çeliğe dayanıyor. Bu konuda Türkiye'nin doğru yolda olduğunu düşünüyor musunuz diye ilk sorusu. Şimdi hemen öbür soruları okumadan cevap vereyim çünkü onu karıştırmak istemiyorum. Eğer şeye bakarsanız bugün dünyada volume olarak ve weight olarak yani hem hacim hem ağırlık olarak kullanılan en fazla kullanılan malzemeler nedir diye bakarsanız hiç değişmiyor. Her zaman tarih boyunca 3 tane malzeme var. Ağaç, beton ve çelik. Bunun ötesine geçen bir şey yok ki ağırlık ve hacim olarak. Tabii çünkü insanların barınağa ihtiyacı var. Semikondaktör evlerde barınamıyorsunuz. İnsanların yola ihtiyacı var. Beton olmadan yolu yapamıyorsunuz. O yüzden malzeme biliminin sadece yarı iletkenlerde olduğunu düşünmek çok büyük bir eksiklik olur. Çelikte hala büyük ölçüde ekonomik değer var. Örneğin asma köprü yaptığımız zaman çeliği dışarıdan getiriyoruz. Çünkü o nitelikte çeliğimiz yok. Yapamıyoruz belki. Ya da aşı yapacak iğnenin çeliğini yapamayabiliyoruz Türkiye'de. O yüzden özel çelik yapmak hala çok ekonomik açıdan ilginç. Eğer öyle bir olanağınız varsa ve bunu çalışmak istiyorsanız illa da semikondaktöre gitmenize gerek yok. Teşekkürler. Diğer bir soru, kuantum mekaniği ve katı hal fiziği derslerinin olmadığı bir malzeme bilimi lisans eğitiminin bilimsel gelişmeyi hızlandırmaya, yeni teknoloji malzeme geliştirmeye olanak sağladığını düşünüyor musunuz? Diye bir Hayır. Soru daha var. Hayır. Çok kısa. Hayır, kısa ve net. Kısa ve net. Hayır, mümkün değil. Aşı ile ortaya çıkan patent meselesine dair o kısımdan gelen bir sorumuz daha var. Bıraklar için söylemiş olduğunuz patent alsalar şimdi milyarderdiler sözüne dayanarak patentin bilimsel gelişmeye katkısının olduğunu düşünüyor musunuz? Aslında bu güzel bir soru ve de cevabı da çok basit değil. Eğer patent olmasaydı belki Pfizer bu kadar hızla, bu kadar kaynakla bu işe girip de 15 yıllık işi 6 aya sığdıramayabilirdi. Dolayısıyla buna sadece ilaç şirketlerini düşman olarak görmemek lazım. Aynı zamanda ilaç şirketlerini dost olarak da görmek lazım. Çünkü tek söylemle bir yere varmak mümkün değil. Eğer bu şirketler daha önceki ilaçlarını patentle korumamış olsalardı 25 yıl boyunca,
bu kadar sermaye birikimi yapmamış olacaklardı ve bu kadar kaynağı bu kadar kısa sürede bir araya getiremezlerdi. O yüzden patente dikkatli yaklaşın. Evet, abuse olabilir. Yani patent aldığını, nitekim bir çocuk vardı hatırlarsanız geçen sene ilacın fiyatını bir gecede 600 misli arttırdı. Sonunda hapsi boyladı. Yani patent sistemi intellectual property koruması açısından ve cesaretlendirmesi açısından kulak ardı edilecek bir sistem değil. Ama bunun kontrollü olması lazım. Burada dengeyi tutmak önemli. Yoksa olsun ya da olmasın, olmasın türünden yaklaşımla bir yere varamayız. Çünkü kaynak yok. Çok teşekkürler hocam. Ziya Kayır'dan bir sorumuz var. Yakın gelecekte bor alanında gelişmelerin ağırlık kazanacağı söyleniyor. Bunu yorumlayabilir misiniz? Diye bir. Evet, bu aslında Türkiye'nin acı noktalarından birisi bor enstitüsü ve bor mineralleri. Çünkü demin konuşmamda hem girişte hem de sonuçta onu emphasize etmeye çalıştım. Eğer bor gibi bir madenden yararlanmak istiyorsanız bunun ekosisteminin hazır olması lazım. Yani bora dayalı ürün geliştireceğiz. Mesela borin, grafin gibi çok önemli bir madde. Ama bunu sentezleyecek, karakterize edecek, buradan teknoloji üretecek ekosisteminiz yoksa sadece işte ağlarsınız. Bizde toryum var, bizde bor var ama bir şey yapamıyoruz. Nasıl bizim ferrokrom rezervlerimizi biz değerlendiremediysek, aynı şekilde bor rezervlerini de değerlendirmemiz söz konusu değil. Ancak ve ancak ekosistemi kurup, altyapıyı kurup, yönlendirilmiş olarak bor enstitüsünün başına incompetent insanları değil, bilen insanları getirerek, bunlara güvence vererek, bunlara bağımsızlık vererek, evet bir yere varabiliriz. Fakat borun bizde çıkıyor olmasının çok fazla bir kıymeti yok. Kaan Karaharman'dan gelen bir soru var. Teşekkür etmiş hocam size. ABD'de Venture Capital, girişim sermayesi fonlarının malzeme bilimi ile ilgili yeniliklere yaklaşımı ne düzeyde diye bir soru sormuş. Güzel bir soru aslında. Türkiye'de de teknokentlerde bunu şimdi yavaş yavaş insanlar alıştılar, yapıyorlar. Yani ben teknolojist değilim gerçekten. O konuda çok fazla böyle profound bir şey söylemeyeceğim ama emin olun okuldan mezun olan genç çocukların o kadar güzel fikirleri ve o kadar cesaretleri var ki bu insanlar küçük kaynaklarla büyük işler başarabiliyorlar. Dolayısıyla venture capitalistler de yatırdıkları paranın 10 tanesinden bir tanesinin çalışması durumunda geriye alacaklarına inanıyorlar. O yüzden çok önemli. Yani küçümsenmeyecek derecede potansiyeli olan bir alan. Çok fazla teşekkür var hocam. Onların hepsini ister istemez size rica ederim. Ben aktaramıyoruz. Herkese okuma şansımız yok ama gerçekten çok fazla teşekkür geliyor. Onunla arkadaşlarım sürekli bana iletiyorlar. Nadir toprak elementleri ve kritik metallerin geri kazanımı konusunda Türkiye'de çalışmalar var mı? Diye bir soru gelmiş Umut Bey'den. Vallahi geri kazanım konusunda bilmiyorum. Gerçekten o kadar detay Türkiye'de takip edemiyorum. Ama nadir toprak elemanlarının kıymeti gün geçtikçe artıyor. Çünkü çok kritik girdilerde kullanılıyor. Ama madencilik konusunda benim jeolog bir oğlum var. Onun için birazcık hafif bir bilgim var. Madencilik öyle bir alan ki karlı hale geldiği anda yeni madenler keşfediliyor hemen. Şimdi Çin şey olarak kullanmak istedi bunu, stratejik bir silah olarak kullanmak istedi. Amerikalılar hemen buldular madenlerin yerini. Yani tamamen ekonomik, eğer karlıysa Çin'den alırsınız, değilse kendiniz yaparsınız. Artık ülkelerin birbirlerini ham maddeyle tehdit etmeleri bir sonuç getirmiyor. Çok teşekkürler hocam. Son bir sorumuz vardı ama Talat Çamlıdere sormuş. Aslında aynı soruyu tekrarladık. Bor malzemelerinde işte yeni element üretimlerinde, yeni malzeme gelişimlerinde bor elementlerinin yeri nedir diye. Aynı zamanda anlattıklarınızda kafamızı allak bullak ettiniz. Bilimin sınırları ve kapsamlarını, yani bunlar sınırlanamayacak kadar yüksek diye de görüşlerini belirtmiş.
Bana gelen sorular bunlar hocam. Evet. Bence epeyce soru geldi. Hala 80 kişi online olduğuna göre çok sıkılmadınız. İnşallah pazar akşamınızı Ben kendi adıma Netflix'ten bir şey seyretmek yerine buraya harcadınız. Teşekkür ederim. hocam siz de buradayken Zoom'da da bu kadar katılımcımız da varken Berkan Bey bize yardımcı olursa eğer Berkan arkadaşım kameraları açıp birlikte bir fotoğraf almak en azından. Evet, güzel olur. Tabii şu anda izin verdik. Müsait olan herkes kameralarını açıp açabilirler. Bu arada çok genç misafirlerimiz de var. Cansu Parto benim yeğenim. Hoş geldin Cansu. Bir ekran görüntüsü alacağız. Herkes hazırsa, kameralarını açan herkes hazırsa. Bilge'yi de görmek istiyorum. Evet, ekranımız komple dolmuş oldu böylelikle. Evet, ekran görüntümüzü de böylelikle almış olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördüm, çok memnun oldum. Odaya da teşekkürler böyle bir organizasyon Başkanımız yapmanız İlhan. için. Biz teşekkür ederiz hocam. İlhan hocam da belirtti. Size o kitabı da İTÜ yayınlarından çevrilmiş olan kitabı da iletmek istediğini söyledi. O da olarak aynı zamanda çok teşekkürlerini de iletti. Sanırım kendisi de açtı Ben de teşekkür mikrofonunu. ederim. Hepinize iyi akşamlar. Hocam çok teşekkürler, iyi akşamlar. Umarım devamını getiririz. Büyük keyif aldık. Evet, benim tavsiyem şu olacak. Bundan sonra eğer bu konuyla ilgilenirseniz, Türkiye'den çok kıymetli insanlar var. İşte Bilge var şu anda aramızda ama onun gibi çok kıymetli insanlar var. Onların da katılımıyla böyle biraz daha belki açık oturum türü, Türkiye'yi hedef alan, gördüğünüz gibi bu konuşmada Türkiye yoktu. Ama bizi ilgilendiren konularda o da faaliyet gösterirse biz destek oluruz. Memnuniyetle hocam. Büyük keyif alırız. Bu arada bu başlangıç oldu ve bu başlangıcın siz belirtmiştiniz zaten. Türkiye'ye çok değinmeyelim, değinmeyeceğim diye. Bu anlamda bir başlangıç olarak ele alalım. Bilge hocam dahil birçok hocamızı, değerli hocamızı bir açık oturum, söyleşi, sohbet biçiminde birlikte olalım bir dahaki sefer. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar Görüşmek tekrar. dileğiyle, iyi Çok akşamlar. teşekkürler hocam. Tüm Rica ederim. katılımcılarımıza.